Başlayalım mı değerli arkadaşlar? Teşekkür ediyorum. Hepinize günaydın. Değerli basın emekçileri. Bu salonda meclisin basın odasında meclise geldiğim günden beri söylediğim şey şuydu. Basın emekçilerine özgürlük demiştim. Çok önemliydi. Çünkü toplumda olan biteni topluma en iyi şekilde anlatacak olan basındı. Basın ticarileşmemeliydi. Basın hiçbir kurum kuruluşun hegemonyasına girmemeliydi. Basın halkın haber alma hakkını en gerçekçi bir şekilde halka götürebilmeliydi. Bunun için basın özgür olmalıydı. Basın susturulmamalıydı. O yüzden bütün basın emekçilerine ısrarla özgürlük talebimizi yenilemiştik. Ama üzgünüm. 21. yüzyıldayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşıyoruz. Onca darbe dönemler oldu. Onca baskıların olduğu dönemler yaşandı bu topraklarda. Ama sivil bir hükümetin olduğu, sivil bir rejimin olduğu bir dönemde sivil bir darbenin, darbe sürecinin bu kadar etkili, bu kadar ağır bir sürece dönüşmesinin ne yazık ki zorluğunu hepimiz birlikte yaşıyoruz. İsmail Dükel, Tele 1 Ankara temsilcisi, Miyesser Yıldız, Oda TV, elbette Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılıç, Murat Aurel, Mehmet Ferhat Çelik, Aydın Keser, Ahmet Altan gibi gazeteciler ve dünyanın en fazla gazeteci ve basın basın yayın organının etkili isimlerinin cezaevlerinde olduğu bir tarihsel dönemi yaşıyoruz. Tabii sadece bu da değil. Sınırı yok. İktidar ve saray gündemi değiştirmek için toplumun gerçek sorunlarını başka bir yere çekip adeta toplumu oyalamak ve kendi baskıcı, ötekileştirici, ayrıştırıcı politikasını hayata geçirebilmek, bir kesimi kutuplaştırıp öbür kesimleri düşman ilan edebilmek için her şeyi yapıyor. Üç milletvekilinin bir anda milletvekillerinin düşürülmesi. Hukukçu değilim. Bildiğim tek şey var. Hukuki olmadığını biliyoruz. Siyasal bir karardır. Meclis çoğunluğuna göre alınmış bir karardır. İnsani değildir. İnsani olsaydı Buna benzer çok daha başka kararlar bugüne kadar defalarca olmuştu. Alınmaması gerekiyordu. Vicdanı değildir. Çünkü vicdanın olduğu yerde insan vardır. Her zaman şunu söyleriz. insan vicdanla ve o vicdanın adaletiyle vardır. Yoksa insanı diğer canlılardan ayıran temel farklılık ortada olmaz. Ve dolayısıyla da ne yazık ki şunu söylemek lazım. İnsan insanlığını yitirir. Bugün yaşadığımız nokta tam da budur. Dolayısıyla Enis Perberoğlu, Leyla Güven, Musa Harisoğulları, üç milletvekilinin ansızın siyasi bir operasyonla milletvekillerinin düşürülmesini bir kez daha kınıyoruz. Hani hep deyim yerindeyse bu işte ülkede demokrasi var, özgürlük var, ülkede çok böyle önemli insan haklarından bahseder rejim ve siyasal iktidar ama çok net söylüyorum. Bunun adı açık faşizmdir. Çok açık. Otoriter, totaliter bir süreçtir. Ama Nazım'ın dediği gibi esir alabilirsiniz elbette yukarıdan aşağıya kamu kaynaklarını ve kamu gücünü kullanarak. Hiçbir zaman teslim olmayacağız. Ne saltanatlar, ne krallar, ne padişahlar geldi geçti. Siz de gelip geçeceksiniz. Ondandır bu telaşınız. Ondandır bu zulmünüz. Elbette bunu yeneceğiz, teslim olmayacağız. Değerli basın emekçileri. 21. yüzyılın Türkiye'sindeyiz. Tarım koronavirüs sürecinin en önemli sektörleri ve alanlarından biriydi. Zaten dünya bunu biliyordu. Bunu bilmeyen bizdik. Belki korona sürecinde bunu anlamışızdır diye düşünmüştük. Yetkililer açısından söylüyorum. Ne yazık ki bu da olmadı. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününde Dijde Elektrik AŞ Güneydoğu Bölgesi'nin enerji dağıtım firması Kızıltepe'nin Derik, Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinin elektriklerini kesti. Hem insani ihtiyaçlar için kullanılan elektrikleri kesti, yani içme suyu için, insani ihtiyaçları için kullanılacak suyun elektriğini kesti. Aynı zamanda tarımsal sularımalın kullandığı elektriklerin enerjisini kesti. Elektriklerini kesti. 21. yüzyıl AKP Genel Başkanı'nın her gün yeni saray yaptığı bir ülkede yaşıyoruz. Bir tarafta inanılmaz bir saltanat var. Bir tarafta elektrik kesintisi, insanların içme suyu yok, mutfak suyu yok insani ihtiyaçları için kullanacakları su yok. Buzdolap çalışmıyor, çamaşır makinesi çalışmıyor. Ve elbette tarımsal amaçlı kullanılacak sular da dolayısıyla gelmiyor. Peki nedir Mardin? Mardin 3 milyon dönüm tarım arazisiyle Türkiye'nin adeta hububat ambarı konumunda olan bir kent. Orta Doğu ve Türkiye'nin en büyük tahıl ticaret merkezine sahip. Yine Mardin bir buçuk milyon ton civarında buğday, yine bir buçuk milyon ton civarında mısır üretimi yaparak bunun yanında pamuk, bunun yanında pirinç, bunun yanında çok özel Derik halhal zeytini belki ülkemizin nüfusunun büyük bir kısmının bilmediği ama geçen yıl Fransa'da katıldıkları bir yarışmada 430 firmanın katıldığı Türkiye'den de yaklaşık 40 firmanın ve ürünün katıldığı bir yarışmada birinci olmuş Derik halhal zeytini dünyanın en önemli zeytin yağlarından biri. Soğuk sıkım, asidi düşük, lezzeti yüksek bir ürün. Elbette bunun yanında sebzesiyle, kavunuyla, karpuzuyla ve hayvan yeminde en çok kullanılan samanıyla Türkiye'nin en önemli üretim merkezi. Buğdayın süt olum evresinde kesildi elektrikler. Dolayısıyla Mardin'e yaptığımız inceleme programında Mardin milletvekili, Adıyaman milletvekilimiz Avukat Abdurrahman Tutdere ile birlikte yaptığımız genel çalışmada Kızıltepe'de bulunan Tahıl Ticaret Merkezi'ne gittiğimizde gördüğümüz şey çok açık ve netti. Bu yıl Sütolum evresinde elektrik kesildiği için son sulamaların zamanında ve yeterli yapılamadığı için daneler zayıftı, daneler tam dolu değildi, nişasta oranının düşük çıktığını söylediler. Yani bir ürün kaybı ve kalite kaybı vardı. Yine buğday hasatına başlandı ama üç gündür gelen telefonlar üzerinden şunu paylaşabilirim. Yangınlar başladı. Yangınlar ya insan eliyle çıkmakta ya da elektrik hatlarına kuşlar konduğunda önce kuş çarpılıyor elektrik direklerindeki kablolara sonra onlar yere düşerek buğday alanlarını yakıyorlar. Daha dün gelen bir haberle ne yazık ki buğday yangınları oldu ve o yangınlara su bulunamadı. Neden? Elektrik olmadığı için. Yani bütünüyle baktığınızda ağır bir travmanın olduğunu, ağır bir travma yaşadığımızı çok net söyleyebiliriz. Buğday haset ediliyor. Pamuk yeni ekildi kardeşlenme döneminde. Kavun, karpuz mısır ikinci ürün olarak buğdaydan sonra ekilecek. Eğer elektrikler açılmaz ise ikinci ürün olan mısır ekilmeyecek. Şu anda ekili olan pamuk kuruyacak. Yine o bölgenin özel kavunu ayrıca karpuzlar ayrıca sebzelerin bir çoğu ekilmeyecek. Değerli basın emekçileri. Yaşam insanlık için en önemli hak demiştik hava, su ve gıdasız yaşanmaz demiştik. Gıda bir hak demiştik. Gıdayla ilgili üretim alanlarında üretim yapılan her türlü üretim biçimi de haktır ve milli servettir. O topraklarda bir kilo buğdayın az üretilmesi bir hak gaspıdır. O topraklarda mısır ekilmemesi bir milli servete ihanet etmektir. Dolayısıyla şu anda büyük bir insanlık suçu işlenmektedir. Suyu yoktur insanların içme suları. Ne yazık ki bu durumdayız. Ve elbette bu bağlanmazsa, elektrikler tekrar açılmazsa ciddi bir kaos var ve derinleşecek ve büyüyecektir. Dolayısıyla firma gerekçesi ne olursa olsun hem tarımsal üretim aşaması açısından milli servete ihanet etmektedir. Aynı zamanda insanların temel ihtiyacı olan su gerekçesi ortadan kaldırılmadığı için yani su kesildiği için insanlık suç işlemektedir. Yani kısaca şu anda firma ve yetkililer Mardin'de, Kısıltepe ve Kızıltepe ve Derik'te zulüm uyguluyorlar. Zulüm. kısaca enerjiyi paylaşmak isterim sizinle. Tarımsal elektrik gerçekten çok önemli ama bu bir enerji politikasıydı. Enerji özelleştireceklerdi. Özelleşince hiç elektrik kesilmeyecekti ama aynı zamanda da ucuz olacaktı. Hiç ucuzlamadı. Hiç. Ama kesintiler devam etti. Çiftçi diyor ki, trafo benim. Tarlaya kabloları ben getirdim. Alabilirim değerli arkadaşlarım. Tarlalara kabloları ben getirdim. Trafo benim. Hatlar benim. Firma geldi. Bana elektriği sattı ve parasını aldı. Almaya devam ediyor. Evet ben borcumu ödeyeceğim. Ama bu borçları ödeyebilme olanağım kalmadı. Bir taraftan ürünlerden yeter, yeterli gelir elde edemiyorum. Ama öbür taraftan da enerji fiyatları çok hızlı bir şekilde arttı ve yetişemiyorum. Bakın bu su olmadığı için insanların tanklardan nasıl su tedarik ettikleri bu benim bizzat kendi ellerimle 6-7 metrelik kuyudan su çekerek Türkiye'nin 21. yüzyılında gerçekten şu anda o suyu görseniz hiçbirinizin el süremeyeceği bu su orada dinlendirilip hem kullanma suyu olarak kullanılıyor aynı zamanda dinlendirilip içme suyu olarak kullandırılıyor. Evet bakın havuzdan 6-7 metre derinliğindeki bir bir kuyudan kendi ellerimle bunu çektim çıkardım. Yeşilimsi kahverengi bir su. Bu suyu değil içmek elinizi sürmezsiniz. 21. yüzyıl Türkiye'sinde çıkıp televizyonlarda saraylardan sarayların köşklerinden konuşmak kolay. Bakanları davet ediyoruz. AKP Genel Başkanı'nı davet ediyoruz. Kızıltepe'nin köyünde gidip şu kuyudan çıkarılan suyu hep birlikte bir görelim. Bu da somut orada bizzat kendimin kuyudan çektiği çıkardığı su görüntüsü değerli arkadaşlar. Ve değerli arkadaşlar su kuyruğu var bu suda tanklar tanklar yetmiyor. Orada 1970'li yıllarda yapılmış bir su hattı var. O suda yüzde 90 içilemez ama o suda kuyruk var arkadaşlar. Bu da başka bir ironi. Bu da Derik'in bir köyü. Derik. Üç gün önce bunları aldık arkadaşlar. Geçen hafta burada basın açıklaması yaptıktan sonra gitmiştik sanıyorum. Perşembe bir hafta yakın oluyor. Altı gün oluyor. Geçen hafta burada basın açıklamasından sonra yola çıkmıştık. Ve bu da değerli arkadaşlar buğdayların yandığına dair buğdayın yandığına dair görüntü. Kuş elektrik teliyle çarpıyor. Oradan alana düşüyor ve ne yazık ki su olmadığı için elektrik olmadığı için yangın söndürülemiyor. Değerli arkadaşlar bugün Türkiye'de elektriğin kilowatt kilowatt saati 47.38 kuruş bu 100 kilowattı değeri ama bu sadece ve sadece enerjinin maliyeti 100 kilowattın e, 47.38 kuruş 48 lira 38 kuruş bunun üzerine tam yüzde 76 ek ek şeyler geliyor yüklemeler geliyor nedir bu yüklemeler de enerji dağıtım bedeli, e, KDV, TRT payı gibi paylar ilave ediliyor ve sonuçta 47 lira 38 kuruş olan 100 kilovat saatin değeri 83 lira 23 kuruşa çıkıyor. %76 vergiler ve diğer giderler ilave edildikten sonra karşımıza çıkan bu son iki yılda. Elektrik fiyatları yüzde 108 zamlanmış. Yüzde 108. Bu arada bu söylediğim değerler tarımsal amaçlı kullanılan elektrik için. Bilinsin diye söylüyorum. Sanayi elektriği değerli arkadaşlar tarımsal elektrikten daha ucuz bu ülkede. Peki sadece bu mu? Hayır. Diğer bir problem şeffaflık yok. Firma şeffaf değil. Çiftçiye gözüyle görebileceği, takip edebileceği bir fatura gelmiyor. Elektrik direkleri, direklerinde trafo, trafonun üzerine dijital bir saat koymuş, gösterge onu bilgisayarla oturduğu yerden izliyor, dakika dakika izleyebiliyor. Hiçbir kaçağa müsaade etmiyor. Ama elbette hatlar eski, yatırım yapılmamış. O hatlarda kayıp kaçak var ama zaten bakanlığın ve enerji piyasası denetleme kurulunun yaptığı çalışmalar ve bize verdikleri bilgiler doğrultusunda o bölgede kayıp kaçaklar göz önüne alınarak ihaleler yapılıyor. Yani eğer yüzde otuz, yüzde yirmi beş, yüzde on beş kayıp kaçak veya buna benzer sorunlar var ise onlar düşülerek ve devlet de orada bir destekleme politikası uygulayarak ihaleleri açıyor. Yani firmalar bütün bu riskleri görerek orada enerji alımını yapıyorlar ve dağıtımını üstleniyorlar. Yine temel bir konu çiftçi Muhatap bulamıyor. Yani valiye gidiyor, valiye ulaşamıyor. Elektrik kurumunun üst yöneticilerine ulaşamıyor. Üst yöneticilerine ulaşınca da kendilerine hakaret ediliyor. Burada o lafları söyleyemeyecek durumdayız. Çiftçiye yaptıkları söylediklerini söylüyorum. Sadece bu da değil elbette. Çiftçi elbette şundan yanayız. Çiftçi parasını kazansın, borcunda ödesin. Buna hiç itirazımız yok. Ama şu anda öyle bir borç birikmiş ki ödeme olanağı yok. Şirketin yetkilisiyle görüştük. Yetkilinin söylediği şu. Bu kadar ağır elektrik maliyetleriyle aslında bu ürünlerin ürünleri üretmemeleri lazım diyor. Yani şunu söylüyor. Sizin ürettiğiniz benim elektrik paramı karşılamaz. Yaklaşım böyle. O yüzden orada sadece DEDAŞ yani dijde Elektrik Dağıtım AŞ'nin dışında kamu görevlerine de sorumluluk düşüyor. Kızıltepe halkının su, içme su ihtiyacını Kızıltepe'nin bürokrasi gidermelidir, müdahale etmelidir. Derin insanının içme su ihtiyacını derin derin kamu görevlileri sorumluluk olarak görmeli ve o sorunu gidermelidir vali halkın askerini gönderip firmanın tahsildarlığını yaptırmak için saatleri kolluk kuvvetleriyle indirtmeyi yapıyor o desteği veriyor ama çiftçinin su tarımın elektrik ve su ihtiyacında karşılamak sorumluluğuna sahiptir görmesi lazım. Kararnameyle vali gitmiş, yeni vali gelmiş. Dileriz bu vali biri saatleri kapatan vali olur. Dileriz bu da saatleri oldu. Dileriz bu da vali, bu valide saatleri açan vali olur. Kısaca şunu söyleyelim. Büyük bir insanlık dramı var. Büyük bir insanlık sorunu var orada. İçme suyu yok, kullanma suyu yok. Kızıltepe'de 20'nin üzerinde yerleşim yerinde Derik'te 43'ün üzerinde 43'ün üzerinde yerleşim yerinde bu sorunla karşı karşıyayız. Hem içme suyu hem kullanma suyu hem de tarım amaçlı su gelmezse yani elektrik açılmazsa gerçekte 21. yüzyılda herhalde olsa olsa insanlığımızdan vicdanımızdan utanmaktan gayri geriye tarihe yazılan bir kara sayfa kalır. Dolayısıyla bütün yetkilileri bütün kamu görevlerini göreve davet ediyoruz elektriklerin üzerindeki bu vergilerin kaldırılması gerekiyor bu çok çok önemli zaten desteklemeler direkt firmalara gidiyor ziraat bankasına daha yatırılır yatırılmaz firma devreye giriyor onu alıyor suçlu suçsuzu aramak yerine tavrımız ve niyetimiz net o tarlalar sulanmalı mısır yetişmeli kavun yetişmeli karpuz yetişmeli ama en önemlisi insanların su hakkı vardır. Kimsenin kesme hakkı yoktur. Gerekçe ne olursa olsun. Hemen içme sularının verileceği bir düzenleme yapılsın. Ve çiftçinin öngörüsü şudur. 20 Haziran'a kadar su gelmezse yani pamuğumuzu sulayamazsak kuruyacak. Mısırımızı ekip sulayamazsak ekemeyeceğiz. Dolayısıyla Mardin ekonomisi çökecektir. Mardin çiftçisi çökecektir. Dolayısıyla bir an önce elektriklerin açılması şart. Tabi burada önemli bir gelişme oraya gittiğimizde Abdurrahman Tuttere milletvekili arkadaşım Adıyaman avukat aynı zamanda. Hukuki bir sürecin olması gerektiğini söylemişti. Ama bugün basından aldığımız bir belge yürütmeyi durdurma vermiş ilgili mahkeme. Bakın orada da zaten bu fotoğrafı almışlar. Yürütmeyi durdurma vermiş. O yürütmeyi durdurmayla derhal elektriğin açılması için DEDAŞ'a bilgiyi göndermiş. Aynı zamandan hem mahkemeden bir tedbir karar alınmış saatlerin açılması. Aynı zamanda da DEDAŞ görevleri hakkında suç duyurulması, suç duyurusunda bulunulmuş. Dolayısıyla... Hukuk yerini bulmuş. Şimdi bu hukukun gereğinin yerine getirilmesini talep ediyoruz. Derhal suların açılmasını, elektriğin açılmasını ve suyun gitmesi gerekiyor. Orada bu davayı açan ve avukata açıklama yapmış. Daha detaylı olarak da verelim. Kızıltepe, Tosunlu köyü için bu karar alınmış. Bu kararın emsal karar olmasını kurumun buradan bir, sorumluluk çıkarmasını ve derhal elektrikleri açmasını tay e talep ediyoruz. 08062020 kararı. Çok net bir şekilde de, hukuk hemde hukukta vicdanlı ve adil davranarak insanların su hakkını engelleyemezsiniz demiş. Tarımsal üretimi engelleyemezsiniz demiş. Bu kararı veren vicdanlı, yürekli, sağduyulu hukukun gereğini yerine getiren vicdanlı hakimlere buradan teşekkür ediyoruz. Değerli basın emekçileri, kısaca iki konudan bahsetmek isterim. Evet, Türkiye 14 14 Mayıs ya da 15 Mayıs'tan itibaren Mayıs'ın sonuna kadar bugünlere de bugünlerde de bazı lokal yerlerde doğal afetle karşılaşıyor. Doğal afetler elbette kader değildir. Küresel ısınma dünyada hızla ilerliyor. İklim değişikliği var ve bizim iklimlerimiz de sürekli değişiyor. Yıllardır ülkemizde, coğrafyamızda zaman zaman doğal afetler olur. Ama 2020 yılında özellikle 15, 16, 17, 18 Mayıs tarihlerinde ülkemizin tümünü hatta ülkemiz dışındaki bölgeyi de etkileyen Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları denen yüksek sıcaklıkla karşılaştı. Artı 45, 46, 47, 48'lere kadar çıkan bir sıcaklıktı bu. Birlikte esen bir yel vardı ve dolayısıyla bugün Türkiye'de en çok konuşulan ve özellikle Akdeniz bölgesi Ege bölgesi ağırlıklı narenciye bölgelerinde önemli zararlar ortaya çıkarmış durumda. Yüksek sıcaklığın, yüksek nemin düşük olmasıyla beraber döllenme gerçekleşmedi ya da bazı ürünler çok küçük olduğu için olduğu yerde ne yazık ki kurudu ve döküldü. Bundan dolayı sadece elbette bu değildi arkasından hemen bir Poyraz'la beraber soğuk hava oldu. O soğuk havada etkisini gösterdi. Onun devamında dolu bölge bölge meydana geldi. Özellikle o soğuk havanın olduğu günlerde yüksek kesimlerde kar yağdı. Yani sıcaklık eksi bir eksi ikilere kadar düştü. Düşünün ki 15 günlük tarihsel süreç içerisinde bir taraftan 46-47 dereceye kadar çıkan bir sıcaklık öbür tarafta eksi bire kadar düştü. Bu kadar anormal bir iklim sürecinden geçtik. Bundan dolayı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlarıyla, görevlendirmeleriyle 20 ile bugün itibariyle 20, 20. ili de ilave ettik. 20 ile arkadaşlarımız gitti çalışmalarını sürdürüyorlar. Türkiye'de sadece doğal afetlerden, tarımsal olarak doğal afetlerden etkilenen çiftçilerimizin zararlarını giderecek iki yasal dayanak var. Biri 2090 sayılı doğal afetlerden kaynaklanan tarımsal zararların giderilmesine dair kanun, kanun 2090 sayılı 1977 yılı. Bir diğeri de 2006 yılında çıkan tarım kanununa bağlı olarak Tarsim sigortalara havuzu. Şunu gördük. Ne bu kanun ne de Tarsim doğal afetler riskini en aza indirecek, çiftçinin zararını en aza indirecek bir güce sahip değil, özelliğe sahip değil. Bu riskleri gidermenin iki yöntemi var, değerli basın açıklamaları basın emekçileri. Bir afete karşı fizyolojik tedbirler alırız. Ne demek istiyoruz? Narenciye'de sprint yöntemleri kullanabiliriz, sulama yöntemleri kullanabiliriz, sera ve sera ortamı yaratabiliriz veya pervane sistemleri kullanabiliriz gibi yatırımlar. Ya bu yatırımları gündeme getireceksiniz, işte dolu için dolu topu gibi. Yukarıya gaz püskürtmeleri gibi sistemler. Bunlar için ya yatırım yapmak gerekir, ciddi kaynaklar ayırmak gerekir. Ya da sigortalayarak güvence altına almak gerekir. Birincisini kenara koydum. O uzun, maliyetli ve bitici çalışma gerektiriyor. Çünkü şu anda Türkiye'de hemen hemen hiç yok diyebiliriz. Çok az alanda var. Biliyorum Bursa'da doluya karşı bir e, top sistemi var yerden. Gaz yüklü top atılıyor ve o bulutlar dağıtılıyor. Birkaç yerde daha olabilir. Adana'da kısmen pervaneler var Narenci için ama bu afet, bu afet başka bir afetti. Bunların hiçbirinin etkisi yoktu. Ancak sprintleme yöntemi kullanılabilirdi. Nemin düşmesini engellemek için bu da yok. Dolayısıyla onu kenara koyuyorum. Geride elimizde bir tane tarsim var. Tarımsal sigortalar havuzu. Sadece bir örnek vereceğim ve bunun tükendiğini söyleyeceğim. 2019 yılında 197 milyon dönüm tarım alanı ekilmiş. Resmi olarak. TÜİK'in verileri. 197 milyon. Sigorta kapsamına giren çiftçinin kullandığı alan 26 milyon dönüm. Yaklaşık yüzde 13. Bu yüzde 13'ün de bir kısmı bankalardan, kamu bankalarından, ziraat bankasından ve diğer bankalardan kredi aldığınızda bankanın kendi parasını güvence altına almak için zorunlu olarak sigorta yaptırmasından kaynaklanıyor. Eğer o zorunluluk da olmasa belki bu yüzde on üçleri de belki yüzde onları da bulmayacak. Kısaca Tarsim 2006 yılında resmileşti, 2007 yılında uygulamaya başladı. Geldiğimiz 12-13 yıllık tarihsel süreçte afetlerden kaynaklanan, doğal afetlerden kaynaklanan, tarımda yaşanan zarar ve ziyanı önleme gücüne, yeterliğine, yetkinliğine sahip değildir. 2090 sayılı yasadan yararlanabilmek de tamamen Tarsim'e bağlı olduğu için o yasada şu anda hiçbir işe hemen hemen yaramamaktadır. Dolayısıyla yeni, geniş kapsamlı, uygulanabilir, Doğal afet sigortasını yaygınlaştıran bir kanunu düzenlemeye ihtiyaç var. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. Meclise bunu sunacağız. Bunu mutlaka ve mutlaka yapmamız gerekiyor. İkincisi de derhal ama hızlıca Cumhurbaşkanlığının ilgili bütçe ve fonlarından Türkiye Cumhuriyeti'nin 2020 bütçesinden derhal pay ayrılarak İçişleri Bakanlığı Afat'ı da devreye sokarak çiftçiye derhal acil ödemeler yapılması gerekiyor. Çünkü bu insanlar bugüne kadar masraf ettiler. Ürünleri gitti. Yeniden masraf edecekler ve bu insanlar ailelerine ekmek götürecekler, yaşamlarını idare ettirecekler. Gelecek yıla kadar ayakta durmak zorundalar. Şöyle bir karışıklık var. Narenciye bahçesi. Yani bahçe dediğimiz çok yıllıklı bitkiler. Portakal, limon, greyfurt, mandalin, nektarin, şeftali, armut, elma gibi çok yıllı bitkilerle mevsimsel, iklimsel bitkiler karıştırılmamalı. Yani domates, patlıcan, biber gibi ürünlerle bunlar karıştırılmalı. Karıştırılmamalı. Narenciye gitti mi bir yıl kaybediyorsunuz. Bir yıl derhal bu iki kurumda göreve gelmeli, göreve görevlerini yapmalı ve çiftçinin yanında olmalı. Bu arada tabii şeyler sürüyor, zarar ziyan tespitleri sürüyor. Son olarak evet söyleyeceğiz dilimiz kurumayacak. Tekrar tekrar söyleyeceğiz. Çay krizi nereye geldi arkadaşlar? Bu salondan defalarca anlattım. Çay bu ülkenin çok önemli bir ürünüdür. Alışkanlığıdır. Sudan sonra en çok çay tüketiyoruz. Kişi başına üç buçuk kilogram. Ama en önemlisi bir cumhuriyet projesidir çay. Bölgenin kalkınması için, bölgenin insanların refahını arttırmak için, bölgenin iklim koşullarını en iyi verime dönüştürülecek bir mekanizma olarak cumhuriyet projesidir çay. Ve öyle bir hal almıştır ki bu ülkenin alışkanlığıdır. Ne içersiniz demeden çay 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 deriz. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka çay önemsenmeli. Çayda yaşadığımız sorun fiyat açıklamışlardı 3.40 kuruş. Ne yazık ki Çaykur tüm çayı alamadığı için özel sektöre kaldı iş özel sektör 2 lira 60 kuruşa kadar düştü. Bu yetmezmiş gibi Şimdi de ne yazık ki tır devrildi. Kaçak çay meydana çıktı. İran'dan gelen tır Türkiye'de kaza yapıyor. Tır şoförü elbette o bir emekçi. Ailesine sabır. Kendisine rahmet diliyoruz. Ama çocuğuyla beraber bu da bir ironi. Bu da bir travma elbette. İran'dan gelen bir tır Rize'de ne yazık ki devriliyor ve çay savruluyor. Çıkan çayın İran'dan geldiğini söyleyenler var. Hatta bununla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bir suç duyurusu var. Belgeler elimizde. Gürbulak sınır kapısından girdiği 07.06.2020 tarihinde giriş yaptığı plakası burada yazılı, ismi yazılı, Hepsi yazılı Sivrikaya mevkinde kaza yapıyor. Rize, İkizdere Sivrikaya mevkinde kaza yapıyor ve çay yere dökülüyor. Yaklaşık 21 ton gibi bir çaydan bahsediliyor. Dolayısıyla bu araştırma konusu şu anda devam ediyor ama çiftçi ve ilgililer çayın kaçak olduğunu söylüyorlar. Söylemiştim burada hatırlar mısınız? Çok net söylemiştim. İktidar, ithalat ve bugün de Kaçakçılık üzerinden Türkiye'de çaycılığı maalesef batırmak için elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Kaçak çay reddettiğimiz bir modeldir. Çay ithalatı reddettiğimiz bir modeldir. Bu ülkenin çayı Karadeniz'de yetiştiriliyor. Rize'de yetiştiriliyor. Trabzon'da Artvin'de Yetiştiriliyor. Bizim çayımız bize yeter. Hatta başka ülkede bile gönderebiliriz. Bütün mesele iktidarın bu ithalatçı bu günlük politikalardan çıkmasıdır. Kaçak çaya itirazımız var. Suç duyurusu yapılmış. Takip edeceğiz. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer bir sorunuz varsa almak isterim. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar. İyi günler dilerim.